Bugün saat 12'de belediye sosyal tesislerinde Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Merkezi ve Turizm Derneği'nin düzenlediği Kasım ayı sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Sohbet toplantısına eski Kültür Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Namık Kemal Zeybek, Ahiren Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudret Saylam, Ahi Baba Mustafa Karagüllü, bazı daire müdürleri, oda başkanları ile davetliler katıldı. Konusu Kırşehir, demokrasi ve ahilik olan sohbette ahi pilavı ve ahi helvası da ikram edildi. Aman 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 aman, ben yandım sen bilmem. Bismillahirrahmanirrahim. Bilim bulduk, bilgilendik. Halka hizmet etmeye geldik. Layıkıyla hizmet için her zaman önem verdik. Halka hizmet, hakka hizmet, bunu elbet biz de gördük. Çalışmak ibadettir dedik, hep çalıştık bilindik. Yaradana hamdolsun ki bunca zaman geldi geçti, hayır duayla anıldık. Yarenlere, ahilere, gönül dostu erenlere, bizi bilsin bilmesin selam olsun cümlesine. Gelmiş geçmiş ustaların, pirlerin, velilerin, şehitlerin ve daha da ötede Resulullah'ın huzurunda bulunmanın heyecanı nasip olsun gönlümüze. Biz 63 yıl evvelleri Kırşehir'de ahili kültürüyle alakalı dola çıktık. Önce konferanslar, özellikle bu konferanslarımızda Mehmet Önder Bey, Konya Mevlana Hazretleri'nin uzun yıllar müdürlüğünü, sonra Eskişehir Genel Müdürü, sonra Kültür Bakanlığı'nın müsteşarı olan Mehmet Önder Bey ile herhalde bir 30-40 birlikteliğimiz oldu. Profesör Neşe Çağatay, 50 yıl evveller ahiliği hep gündemde tuttuk. Hep birlikte olduk. Yani biz 23 yıl muhterem bakanım Kırşehir'de ahilikle alakalı paneller, simpozyumlar, konferanslar ve sonra ahilik ve esnaf bayramı kutlamaları yaptık. Zihinlerinde böyle bir yanlış olanlar varsa silip atsınlar. Ama o kadar çok tekrarlandı ki bu söz, birçok mümin, musalli, mütedeyyin ve muhafazakar, milliyetçi vesaire arkadaşımızın dahi bu kalıba göre düşündüğünü görüyorum ben. Bir sefer bir yerde böyle diyorlar dedim, bir arkadaşım dedi ki ya canım doğru söylemiyorlar. Nedir bu yanlış olan şey? Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular sözü hiçbir değer taşımayan, tarih bakımından son derece yanlış ve anlamsız bir sözdür. Bunu zaten basa basa söylüyorum böyle. Türkler kılıç zoruyla Müslüman olmadılar. Böyle bir şey yok. Esasında İslam'da kılıç zoruyla Müslümanlık yoktur. Bir takım saçma sapan, ilmi değeri olmayan kitaplar yazıldı, edildi, piyasalara sürüldü. Bunlar okundu ve sanki kılıç İslam'ın yayılmasının aracıymış gibi görüldü. La ikrahe fiddin, leküm dinüküm veliye din diyen bir dinde kılıçla din yayıcılığı olur mu? Yoktur böyle bir şey. Ve zannedildiği gibi mesela Mekke fethedildikten sonra hemen herkes Müslüman oldu değil. Müşrik olanlar orada kaldı ve koruma altına aldı.